Adana'da her geldiğimde ki çoğu zaman vaktimi Adana'da geçiriyorum. Canım sebzeli tavuk istediği zaman tek geldiğim yer. Adana'nın ilkidir ve her geldiğimde keyifle yerim ama bu geldiğimde dayak yiyeceğim diye korktum. Şimdi sebebini size söyleyeyim. Zaten bu ara sağlığımla uğraşıyorum. Dışarıda yenge dedi ki Hakan'ın eşi. Hakan dedi Mert Bey'le dedi bu geldiğinizde boks yapalım dedi. Şimdi bak birazdan Hakan'ı göreceksiniz. Boks deyince yani lan benim etim ne budum ne Hakan bana bir tane vursa uçurur. Acaba dedim yenge bir şey mi ima ediyor? Bir daha sordum doğru mu? Boks mu dedim. Hakan'la dedim işte Hakan. Ya boks dedi boks. Kutudan bahsediyormuş. Bunu çekmedik daha önce dedi detaylı. Bir nefes aldım. Yoksa Hakan'a baksana ya. Has tavuk etiyle sebzeli dönerle beslenip sporunu aksatmayan bir oturuşa 23 tane hamburger, 2,5 kilo baklava yiyip baklavanın üstüne de yumuşasın diye 8 tane sütlaç yediği söyleniyor. Ya adamla yan yana duruşumuza bak yenge de diyor ki boks çek. Boks yaptınız mı? Yapar mıyım ya? Yapmam tabii. Nasılsın dostum? Hoş geldin abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Söylediklerimi abarttım biraz. Yoksa en fazla 9 hamburger yediğini hepimiz biliyoruz. Biraz mı? Nasılsın? Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Sen nasılsın? Sence ben niye Adana'ya geldiğimde seninle yılda iki defa en az program yapıyorum? Seçici bir insansın o yüzden. Her şeye çok dikkat ediyorsun. Bak, kalite bir. İkinci önemli sebeplerden birine masada konuştuk. Hijyen. Bir tane daha konumuz var. Fiyat politikası. Fiyat politikası. Şimdi biz oturduk. Biz çekimleri yapmadan önce mutlaka sohbet ederiz. Dedim ki en son geldiğimizden bu yana yüzde kaç arttı dedim fiyatlar. Cevabı alayım. 7 aydır hiç artmadı. Şubat'tan bu yana. Niye artmıyor? Maalesef tavuk artmıyor mu? Tavuk 15'ine bir artıyor. En azından bizdeki stratejimiz şu. Fiyatı aşağı düşüremiyoruz ama en azından şu anki rakamları korumaya çalışıyoruz. Şu anki güncel fiyatlarımızı korumaya çalışıyoruz. Şubat'tan beri aynı. Şubat'tan beri aynı. Tavuğa kaç kere zam geldi 7 ayda? En az bir 6 defa 7 defa zam O gelmiştir. zaman horoza mı ihtiyacımız var bizim? Galiba. Ben çekimden önce Hüseyin abiyle bu tabaktan söyledik. Bu gemuze neydi? May gemuze 5 numara sebzeli tabak. Bak niye söylüyorum ki kahvaltıda küçücük bir şey yemiştim. Bitiremedim abi. Patatesler kaldı. Sebzelerini ya tavuk çok keyifliydi onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sebzeleri, peyniri bitiremedim. Ya bir de zaten şöyle bir şey var abi. Normalde bazen misafirlerimize biz zaten geldiğimiz zaman israfa karşı bir firmayız. Onu da size söyleyeyim. Biz kasada sipariş alırken çok fazla tabak siparişi olduğu zaman hani bir tane tabağın zaten biz iki kişiye yeteceğini söylüyoruz. Çoğu misafirlerimiz de emin olun bir tane tabağı iki kişi yiyip gayet de çok rahat bir şekilde Yani doyuyorlar zaten. ben şunu söyleyeyim, bu çekim tabağı değil, bu bildiğiniz porsiyon ve rahatlıkla yeter. Yani iki tane içecek, öyle müşteri kabul ediyorsunuz değil mi? Ortaya biz bir tane tabak istiyoruz, iki tane içecek. Tabii, olur mu? Nasıl arzu eder? Hatta biz yönlendiriyoruz. Sebebi şu, hani israf olmasın, yazık günah. 280 lira değil mi bu? Bu 280 TL. Bu yanındaki güzel bak, dürüm. Bu da dürümümüz efendim. Neler var içinde? İçerisinde bu görmüş olduğunuz tabaktaki her şey patates haricinde. Bunun içerisinde 5 çeşit sebzemiz var. 3 çeşit homemade sosumuz var. 5 çeşit sebzemizle beraber kızarmış tavuğumuz var. Birinci kalite beyaz peynirimiz var. Bunların hepsi lavaşa sarılmış bir şekilde. Bunun da fiyatı bu şekilde 155 TL. Ama bak şimdi burada benim kafam karışıyor. Bazen ben görüyorum. Tabak servisle dürüm servisin aynı fiyata satıldığını görüyorum. Ama sende çok büyük fark var arada. Çünkü gramaj mı farkı? Tabii ki yani şimdi siz tabak servisle normal şartlarda dürümü aynı kategoriye koyma şansına sahip değilsiniz. Buradaki görmüş olduğunuz ürünü şuradaki 210 gramlık ekmeğin arasında sarma şansına sahip değilsiniz. Doğal olarak da gideriniz aynı olmadığı için arasında tabii ki fiyat farkı olmak zorunda. Zorunda değil mi? Doğrusu bu zaten. Tabak fiyatıyla zaten dürüm fiyatı aynı olursa zaten orada bir problem var demektir. Ya Benim nezdimde. Ben bu insanın iş ahlakıyla beraber söylemeden edemeyeceğim. Gelecek tepkileri de hazırım. Alman disiplini ve Alman ahlakı görüyorum sizde. Çok teşekkür ederim. Çünkü bizim menşeimiz Almanya olduğu için elimizden geldiği kadar işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Misafirlerimizi iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Onda şüphem yok ya. Şüphem yok. Her gelenliğe nasıl samimi olduğunuzu artık burası yani sanki gelenler müşteri değil de artık eş, dost, Doğru, arkadaş, doğru. aileden biri. Doğru, kesinlikle doğru. Geldik.
yengemin ödümü koparttığı Hakan Mert Bey'le boks yapmadınız, bu hafta boks yapın dediği zaman korktuğum kutuya. Çocuklar bayılıyor buna ya. Bayılıyorlar. Hemen şunun da izahını yapıyor. Özellikle gençler bunu çok seviyorlar. Şimdi az önce nasıl konuştuysak çok güzel bir konuya değindiniz siz. Dürüm fiyatıyla tabak fiyatı aynı olmadığı gibi de boksun fiyatı da aynı olmaz. Çünkü buna koyduğunuz gramajla buna koyduğunuz gramaj, buna koyduğunuz gramaj üçü birbirinden farklıdır. Hakkaniyetli olmak gerekirse bunun gideri farklı, bunun gideri farklı, bunun gideri farklıdır. Bu aslında şöyle bak, normalde bunu isterseniz damak tadıdır. Sebzeli istemiyorsanız sebzesiz. Sebzesiz patates kızartmasıyla tavuğun bu arada neresiydi? But. Tavuk but ve göğüs karışımı. But ve göğüs. Bir de şey kıvamı çok güzel. Ki öyle güzel pişip öyle güzel kesilmiş ki. Çok teşekkür ederim. Ağızda eriyor bak, doğruya doğru. Çok teşekkür ederim. Mesela şu daha sade lezzeti sevenler için. Ama hani burası sebzeli döner, gemi üze sebze demekti, onu hiç unutmuyorum. Doğru. İşin içine bu girdi mi senin boksun bu oldu. Aynen öyle. Bu kadar, ben sana bir dakika. Şimdi bu 280'di, bu ne kadardı? Bu 150, bu 155 TL efendim. 155, 280, bu da 190 ile 200 arası olmalı. 175 TL. 175, yanında ekmeği geliyor. İstediğiniz geliyor. Kadar, tabii ki istediğiniz kadar. Güzel bak, şu anda da karşıda fiyatlar varmış. Abi yine tebrik ediyorum seni, niye biliyor musun? İçecek adı veremiyorum ama kutuda veriyor. Büyük kutular 50 lira. Ben hep söylüyorum. Benzin istasyonlarında 70 lira yazdık yerlerde. Su 15 lira. Soda 20 lira. Bak şalgam ayran 30 lira. Bak bunlar vicdanlı politikalar. Gerçekten vicdanlı politikalar. Şimdi hayatta bir teori vardır. Kendinize yapılmak istemediği bir şey başkasına yapmayacaksınız. Yerine ve mevkisine göre herkes genellikle aynı markayı satarlar. Ama bulunduğu konum itibariyle bir yerden 10 liraya alırsınız, bir yerden 15'e alırsınız, aynı ürünü bir yerden 30'a alırsınız, aynı yerden bir ürünü, aynı ürünü 100 liraya da alırsınız. Bu arada şunu da hatırlatalım efendim. Şimdi biz beni uyarıyor oradan, bir şeyler söyledim, söyle dedi ki bu dedi kaç gram bu? Bizde gram yok. Gram bu yok. Dolacak. 26 oğuzdur. 26 oğuz yani boksların en büyüğüdür bu. Bunların küçükleri de vardır, minimalları da vardır. İçine doldurabildiğimiz kadar şu şekilde dolduruyoruz. Üzerinde de 3 eşit. 175 lira. Bu 175 lira efendim. Temizliğe girerse 10 lirası daha var. 10 lirası var, 185 lira. Onu da diyorsun. Altını çizelim, hata olmasın. Yanlış olmasın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Karşılıklı ya. Vallahi. Gerçekten de. Biz yani çekim dışında da arıyoruz birbirimizi, soruyoruz, doğru, sohbet ediyoruz. Doğru. Hatta ben en son seni aradım Mert abi, ben senin çekimini izliyordum. Allah aşkına soğuk suya girdin mi girmedin mi diye. Eksi 9 derecesi de çok merak ettim. Ben hatta kendimi senin yanına koydum. Yapabilir miydim, yapamaz mıydım? Ben orada bir git yerler yaşadım zaten. Şöyle bir bak bakayım bana. Bakıyorum. Sende o suya girecek göz yok. Rehber devam ediyor. Peki. Peki efendim.